Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirat tadilat videomuzda da 2 adet kolonumuz var önümüzde. Bunların arkadan birbirine bağlantılı zaten. Bunun bağlantı kablosu burada. Enerjiyi aldığımız adaptör kısmı ise burada zaten. Şimdi bunun üzerinde açma kapama düğmesi var. Bir de sesi düzenleyen potansiyometre dediğimiz kısım var. Şimdi buradaki hoparlörlerimiz çalışıyor. Sadece ses kısmını azaltıp artırdığımızda bir cızırtı var. Bunun tamirini yapmak istiyoruz. Şimdi sesi bir açıp kontrolünü yapalım. Nasıl bir arızası var onu görelim. Sesi ayarlıyoruz. Açtık. Bakın. Seste şu an sıkıntı yok. Ama ben bakın. Potansiyometre yani ses. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ses seviyesini arttırıp azalttığım zaman bir cızırtı oluyor. Dikkat edin. Evet. Şimdi kolondaki arızamız şu. Tekrar ediyorum. Buradaki ses seviyesini azaltıp artırırken cızırtı yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada kolonumuzu açacağız. Buradaki altında potansiyometre vardır. Bir potansiyometrenin lehimlerini kontrol edip oraya bir açıp bakalım. Evet. Bağlantılarını söktük. Şimdi burada hoparlörümüzü açalım. Muhtemelen şunların alt kısmında. Ya şu etikette. Evet arkadaşlar, vida kısımlarını bulabilmek için bu üstündeki yapışkanları sökmemiz gerekiyor. Bunları sonradan kendi alarak bunları yine yapıştırabiliriz. Buradaki amaç hem bunların görünmemesini sağlamak hem de kaymazlığı sağlamak için yapılıyor. Tutunması için yaraşı. Mesela bunlar olmadığı zaman o kadar fazla tutunma sağlamaz. O yüzden buraya biz kendimiz de alıp sonradan yapıştırabiliriz. Şu an bunları sökmek zorundayız açmak için. Evet, burada plastiklerin altında kalan 4 adet vidamızı çıkarttık. Burası kızaklıdır. Böyle bu şekilde bakın. Çıktı. Şimdi buradan elektronik karta ulaşmamız gerekiyor. Buradan vidasını sökelim. Burada. Evet. Kart kısmına ulaştık arkadaşlar. Bizim sıkıntımız burada değil, bunda. Evet, 4 ayaklı pot kullanılmış burada. Biz bu aynı malzemeyi bulup, hatta 6 ayaklı. 6 ayaklı pot, bunda temassızlık var. Bir denemesini yapalım yine. Evet, bağlantılarını yaptık. Anahtarımızı açalım, enerjimiz geldi. Tekrar müziğimizi verelim. Bakın. Mesela bunu oynatırken buradaki ses gidiyor, buraya kayıyor. Buradaki ses buraya kayıyor. Yani dediğim gibi buradaki potansiyometre bozuk arkadaşlar. İki kademeli altı ayaklı olmasının sebebi buraya ve buraya alması için de kullanılıyor. Şimdi biz buradaki ilk tamiratımız şu olsun. Buradaki bir kartın temizliğini yapalım. Alkol yardımıyla, saf alkolle bunun temizliğini yapalım. Daha sonra şuradaki lehim uçlarını bir tazeleyelim ve de tekrar kontrol edelim. Olmadığı zaman potu da değiştireceğiz. Arkadaşlar,
Saf alkolümüz, bir de diş fırçamız, orta sertlikte bir diş fırçasıyla temizliğini yapalım. Önce elektronik kısmı alttan lehimlemeleri. Bazen kirden, pastan, tozdan da bazen iletim sıkıntısı yaşanabiliyor. O yüzden böyle arada bir kartlarınızı açıp temizlemekte fayda var işlem yapmadan önce. Evet. Şimdi gelelim bu kısma. Bu sıvı zaten uçucudur arkadaşlar. Bir müddet sonra su gibi değildir yani, uçucu olduğu için. Sıkıntısı yok yani. Aynı zamanda bu sıvı nedir biliyor musunuz? Hastanelerde elinize sıvı sıkıyorsunuz diyor duvarda. Hani hijyen olması için aynı sıvı. Bu biraz daha açık hali onun. Gördünüz mü? Bu tarzda öncelikle kartların temizliğini yapın arkadaşlar. Bazen o toz ya da oradaki kir pasta ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle kısa devre yapabilir. O anda oraya oksitlenmesine sebep olabilir. Böyle temizlemekte fayda var değil mi? Bakın. Şu an kartımızı temizledik. Temizledikten sonra da tekrar bir kontrolünü yapalım. Aynı sıkıntı devam ederse buradaki potun değişimine gideceğiz. Hala cızırtı az da olsa devam ediyor. Şimdi buradakini de takalım aynı anda. Ama o eski cızırtı biraz gitti, farkında mısınız? Bakın. Buradan ses kısık değil mi telefonda? Bakın. İlk andaki kadar cızırtı yok. Evet arkadaşlar, bakın eskisi kadar cızırtı yok. Son kademeye gelince yine hafif bir cızırtı yapıyor. İyice ses verelim. Evet, o cızırtı gitti. İlk andaki o cızırtı gitti arkadaşlar. Bakın. O kadar keskin değil en azından. Evet arkadaşlar. Şu an için pot değişimine gitmeye gerek kalmadı. Sebebi de şu. Biz bunu temizliğini yaptıktan sonra üzerinde bayağı bir kirlilik vardı şu ayak kısımlarında. Onlar da büyük ihtimalle parazit yapıyordu. Yani parazit dediğim, potansiyometreye çevirdiğim anda cızırtı yapıyordu. Şimdi ben bunu temizliğini yaptım. Biraz daha temizliğini daha detaylı yapacağım. Yani daha aralarda var. İyice temizliğini yaptıktan sonra muhtemelen o iyice cızırtı azalacak. Bunu tamamen cızırtının çok net olmasını istiyorsanız buradaki potun, bakın şu pot yapıyor bunu. Potun altı ayaklı elimizde yok şu an bizim zaten. Bu altı ayaklıyı bulup birebir değişimine gidebilirsiniz. Ama şu an için sıkıntımız kalmadı. Bakın tekrar bakalım. O eski cızırtı yok. Bakın başlatalım. Bakın. Farkında mısınız? Şu an o cızırtı yok. Bakın. İlk anda böyle değildi. Evet, ilk anda bu kadar net değildi arkadaşlar. Evet, bazen hiç değiştirmeden de bu şekilde yaparak netliği sağlayabilirsiniz. Biz yine olmadı, bu ayakları soğuk lehim de olabilir bunlar. Şu potansiyometrenin ayaklarını da bir taze lehimleyelim. Öyle de kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kartımızı genel temizliğini yaptık. Potansiyometrede bayağı bir iyileşme oldu ses seviyesinde, onu fark ettik. İkinci bir adımımız şu olabilir. Bakın buradakiler zamanla, şuradaki lehimler daha parlak dikkat ederseniz. Şu potansiyometrenin etrafı daha kirli ve daha soluk gözüküyor. Mesela ben bu anahtar ve buradaki kapama açma anahtarıyla şuradaki, dikkat edin, daha böyle kararmış şekilde, soğuk lehim diyoruz. Buna lehimini tazeleyerek biraz daha sesi iyileştirmeye çalışacağım. Evet, şimdi tazelemesini yapalım. Bakın şöyle daha parlak olacak şu an lehimlerim eskisine göre. Bakın. Arada bunlar zamanla ne kadar olsa arkadaşlar, yıllar geçtikçe çatlama yapıyor. Soğuk sıcak çalıştığı için. Bakın. Dikkat edin, lehimler daha parlak ve daha canlı oldu. Şu anahtar kısmına da yapayım açmışken.
Şunu da tazeleyelim. Bunlar önemli arkadaşlar. Zamanla ne kadar olsa sıcak, soğuk, hava koşulları, sürekli elektrik geçiyor. Çalıştığı için ne yapıyor? Lehimlerde kararma ve çatlama, soğuk lehim oluyor. O zaman da parazit yapabiliyor. Şimdi kartı temizliğini yaptık. Lehimlerini tazeledik. Son kez testini yapalım. Evet arkadaşlar, bağlantılarını yapalım. Enerjimiz geldi. Şimdi son kez testini yapalım. Lehimlemeyi de yaptık. Bakın, farkında mısınız? Cızırtı gitti. Görüyor musunuz? Hem ses seviyesi arttı, hem de cızırtı gitti arkadaşlar. Bakın. Az önce cızırtı bu kadar net değildi ses. Evet arkadaşlar. Hiçbir malzeme değiştirmeden ilk önce ne yaptık? Kolonumuzun müziğini dinledik. Fark ettiyseniz cızırtılı bir ses vardı. Aynı ses kolonlarda eşit olarak dağıtılmıyordu. Her potansiyometre anahtarını çevirdiğimde ses kayıp gidiyordu. Bir de aynı zamanda çok fazla cızırtı vardı. Kartın temizliğini yaptım, anlattım. Lehimleri de tazelediğim anda bakın şimdi son kez yine teslim ettim. Bakın. O eski cızırtı yok. He, şunu da söyleyen olabilir ya da soran olabilir. Ya hocam potansiyometreyi değiştirseydiniz. Tabii ki potansiyometreyi birebir yenisiyle değiştirseydiniz zaten belki de hiç cızırtı olmazdı ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu tabii ki çok orijinal bir kolon hoparlörü değil arkadaşlar. Yani bu kendi özelliğinden dolayı da hafif bir cızırtı yapabilir. Çok bilinen markalarda ya da çok kaliteli bir hoparlörde de bu sesi cızırtıyı da duymazsınız. Hem bunun kalitesine bakarak hem de bu ufak bir temizlik ve lehim tazelemeyle bu kaliteyi almak şu an için bizim için pratik bir çözüm yoluydu. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Evet arkadaşlar. Kanalımız günden güne büyümeye devam ediyor. Şu an 70'e yakın videomuz oldu. Bize destek verebilirsiniz. Öğrencilerle beraber oluşturduğumuz bu YouTube kanalına sizlerin de abone olmasını istiyoruz. Herkese teşekkür ederiz. İyi seyirler.